Biz burada ambalaj atıklarını toplayıp, biriktirip, ayrıştırmasını sağlayıp tekrar geri dönüşüm fabrikalarına satarak tekrar doğaya kazandırmış oluyoruz. Yüz Ölçüm Tesisi 25 Eylül 2022 tarihinde açıldı. Yaklaşık 13-14 aylık bir faaliyetimiz mevcut. Toplamda 8 ilçede geri dönüştürülebilir ambalaj atıkları ve tekstil atıklarının tekrar milli ekonomiye kazandırılması sürecini yürütmekteyiz. Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere'ydi ve bunlara Bayraklı, Bornova, Menderes, Çeşme katıldı. Totalde 8 ilçede hizmet vermekteyiz. Gerekli ekipmanlarımızla, kafeslerimiz, kumbaralarımız, potalarımızla, mini park dediğimiz sıkıştırmalı araçlarımızla toplamayı gerçekleştirip tesisimize getiriyoruz. Tesisimizde de kantarla ne kadar yük getirdiğimizi ölçüyoruz ve parkurda ayıklamasını sağlayıp arkamda gördüğünüz balyalar tarzında balyalar gibi meydana getirip son nokta olan geri dönüşüm tesislerine bunları göndererek doğaya bir nevi katkı sağlıyoruz. Tesis açılımından beri yaklaşık 4 milyon kilogram geri dönüştürülebilir ambalaj atığını tekrar ekonomiye kazandırdık. Bizim ilk açıldığımız bir aydaki tonajımız 180 tonlardaydı. Şu an bir ayda yaklaşık 450 ton atık getiriyoruz tesisimize ve bu 450 ton atığın yaklaşık 400 tonu kadarı ayrıştırılabiliyor. Ve 400 tonu da ayrıştırılıp biriktirildikten sonra ihaleler sonucunda satılıyor. Yaklaşık 4 milyon kilogram gibi bir atık şu anda İzmir'in sokaklarından ayrıştırılmış, temizlenmiş bir şekilde geri dönüşüm fabrikasına giderek ekonomiye, hem İzmir'in çevresine, hem İzmir'in ekonomisine, hem de doğaya bir katkı sağlamış oluyor. Biz İz Dönüşüm olarak organik atıkların olduğu çöp konteynerlerinin yanına mavi renkli geri dönüşüm ambalaj atığı kutusu bırakmaktayız ve toplumsal bilinçlendirme ile vatandaşlarımız ambalaj atıklarını bu kutulara atmakta. Biz de bünyemizde yer alan personellerimiz ile bu kutulardan ambalaj atıklarını toplamaktayız. Dışarıda sahadayım ben abi. Karabağlar bölgesinde atıkları toparlıyoruz. Yanımızda bir arkadaş veya iki arkadaş. Çıkıyoruz işte, atıkları topluyoruz. Getirip buraya boşaltıyoruz. Erken geldik mi bir daha yerlerimiz varsa bir daha gidip yerlerimizi alıyoruz, toparlıyoruz. Evlerden, işte iş yerlerinden, mahallelerden, kutulardan topluyoruz. Burada hepsini birleştiriyoruz, para çıkıyoruz. Tek tek ayırıyoruz bunları. Petini, plastiğini, kağıdını, şişesini ayrı ayrı yapıyoruz. Doğaya, hayata tekrardan kazandırıyoruz bunları. İz Dönüşüm olarak her sabah 8 ilçeye geri dönüşüm atıklarını toplama araçlarımız yola çıkıyor. Araçlarımız yer yer ambalaj atığı kutularımızdan, yer yer esnaflarımızdan mamulleri topluyorlar. Ardından da tesisimize gelip tesisimizdeki ambalaj atığı yığın alanımıza bunlar dökülüyor. Bunlar döküldükten sonra ayıklama bandımızdaki prosese girmeye başlıyorlar. Burada ürünler, karton, beyaz kağıt, plastik mamuller, demir ve benzeri ürünler olarak ayrışıyorlar. Safsızlıklarından arındırılıyorlar. Karton prosesine işleniyorsa safi karton olması bizim için önemli nokta burada. Daha sonra bunlar ayrıştırılmanın ardından presleniyorlar. Presleme derken hacminin küçültülmesi, kilonun arttırılması diye tabir edebilirim bunu. Daha sonra bu preslenmiş ürünler geri dönüşüm fabrikalarına satılarak tekrar karton prosesine, ambalaj atığı prosesine ve benzeri proseslere işlenerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Aslında bahsekonu durum döngüsel ekonomi tamamıyla. Burası bir ambalaj atığı toplama biriktirme tesisi ama buraya envai çeşit malzeme geliyor ve biz bu malzemelerden burada öncelikle bir kütüphane oluşturduk. Buraya envai çeşit kitaplarımız geldi. Hem buradaki arkadaşlarımız okumalarını gerçekleştiriyor, hem çocuklarına, ailelerine götürüp aynı dışarıda gördüğünüz kütüphaneler mantığıyla isimlerini yazdırıp okuyup tekrar getiriyorlar ve böylece kıymetli kitaplarımız çöp olmaktan, hurda olmaktan artık kütüphaneye dönüşmüş oluyor. İçeride kamelyamız var. Kamelyamızda sadece vida ve dübeller dışarıdan alınmış olup geri kalan bütün gördüğünüz profiller, çitler, bunların hepsi geri dönüşümden oluşturuldu. Hepsi eklenerek, birleştirilerek, el emeğiyle oturma alanı gerçekleştirdik arkadaşlarımıza daha faydalı olsun diye. Güneş altında, yağmur altında kalmasınlar diye. Tabii iz dönüşüm olarak biz burada iki tane prensip, iki tane amacımız mevcut. Bunlardan birincisi ambalaj atıklarının milli ekonomiye kazandırılması. Hani ben eskiden bu atıkları bu kadar büyük bir tesiste ayrıştıracağım hiç aklıma gelmezdi. Hani ben dışarıda görünen sadece bir pet görünüyor. Ama bu tesiste o pet milyonlarca pet olunca gayet hani doğadan alınıp, kentten alınıp buraya ayrıştırma gibi bir şekilde geldiğinde insanlar bir çaba ediyor. Çünkü geri dönüşüyor ve tekrardan insana katkı sağlıyor.
İkincisi ise insanların hayatlarına revizyon yapmak, değişiklik yapmak. Onların tekrar sosyal toplumun bir parçası haline getirmek. İz dönüşümün bir diğer bizim için çok önemli olan bir sosyal yanı da biz sokak toplayıcılarını istihdam ediyoruz. Sokaklarda çekçeklerle sabah 5'lerde başlayıp ertesi gün sabah 10'lara kadar sokaklarda o çekçeği çekerek atık toplayan arkadaşlarımızdan kendi bünyemize katabildiğimiz kadarını istihdam ediyoruz. Ve böylece iz dönüşümün asıl amacının hem doğa hem de sokak toplayıcılığının sosyal hayata teşviği ve onları artık hayat standartlarını yükseltmek. Bizim iz dönüşüm olarak asıl amacımız bunlar. Bu işlerin bana kattığı en büyük destek beni tekrardan topluma adaması oldu. Sigortalı bağımında, çünkü daha önce ben de bu işleri yaptık ama sigortasızdık. Hani günlük gidiyorduk, ne kadar toplarsak o kadar alıyorduk. Ama böyle bir şey değil. Her gün geldiğimde bir işim var diyorum. Kendi yaptığım işimde. Hani belediyemizin bize verdiği destek çok büyük bu konuda, sağ olsun. Bana kattığı değeri, çalışma arkadaşlarıma kattığı değeri ve en güzeli de bu tesisin tekrardan tüm getirdiği geri atıkların hepsini dönüştürmesi. En güzel amacı da bu belediyemizin. Bundan önceki hayatımda işte el arabasıyla kağıt topluyorduk çekçeklerle. Bu işe girdik. Burada sendikalıyız. Saatlerimiz güzel. Maaşımız da iyi. Çocukluğumdan beri hemen hemen el arabasıyla kağıt topluyordum. Şimdi buraya hemen hemen bir sene oluyor, burada çalışıyorum. Çok güzel bir hikaye oldu. Daha iyi bir başlangıç oldu bizim için. Şimdi bize güzel bir fırsat verdiler abi. Çok şükür biz de ekmeğimizi mesela buradan götürüyoruz evimize. Sonuçta düzenli çalışma saatleri içerisinde çalışıyorsunuz. Düzenli maaş alıyorsunuz. Sosyal güvenceniz var, sigortamız var. Sonuçta ailemizi tabii ki bununla geçindiriyoruz. Daha önce biz seyyar hortacılık yapıyorduk. Millet bize hani bizden korkuyordu. Yanımıza yaklaşamıyorlardı. Bura çok iyi. Bura nasıl çok iyi? Sigortamız oldu. Çok güzel. Şimdi sosyal hayata gibi katıldık. Bizim için çok iyi oldu. İz dönüşüm bir aile. Biz burada bir çalışan vesaire müdür şef havasında değiliz. Hepimiz birer doğa için emektar insanlarız. Bizim önceliğimiz doğa ve biz burada aile bir ortamı sağlamış oluyoruz. Bu aileyi de ne kadar çok atık ayıklarsak o kadar büyüteceğimize inanıyoruz. İz dönüşüme geldiğimden beri aile ve birlik beraberlik kavramını bir kere daha ne olduğunu ben anladım en azından. Çünkü burada çalışan arkadaşlar beden gücüyle çalıştıkları için genelde parkurda olsun, toplama faaliyetinde olsun o kadar özverililer ki banttan bir tane küçük pet ambalajının kaçmaması için o kadar büyük güç, o kadar büyük önem sarf ediyorlar ki gerçekten aile olmak başka, iz dönüşümle aile olmak ise bambaşka bir duygu. Kendi ofislerimizi geri dönüşüm ofisi yapmak istiyoruz. Burada çıkan ürünlerden işte masalarımızı, sandalyelerimizi geri dönüşüm ofisleri kuracağız burada. Bir diğer amacımız da müze, geri dönüşüm müzesi yapmak. Çünkü buraya dediğim gibi çok fazla ürün geliyor ve bu ürün çeşitliliği çok çok fazla. Oyuncağından kişisel eşyalarına, abajurlerine, vazolarına aklınıza gelebilecek her şey var. Ve biz bunları da bir geri dönüşüm sergisi, müzesi olsun istiyoruz. Şu anda biriktirmelerimiz devam ediyor. Umut ediyoruz ki ilerleyen konjektürde faaliyet gösterdiğimiz ilçelerin sayısı da artacak ve istihdamımız da artacak. Çevre güzelleşiyor. İzmir de güzelleşiyor. İzmir güzelleştikçe de çevre güzelleşiyor.